Şöyle üzerine serpeceksiniz bunu. Mis! Buyurun servis. Kahvaltıda, sahurlarınızda da yapabilirsiniz. Yumurtalı da. Doyurucu da olur. Ben onun için çiğ çiğ yedim. Bunu çekecektin işte. Çekiyordum. Çekiyor muydun? Merhaba arkadaşlar. Şangiray kanalına hepiniz hoş geldiniz. Viral. 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 TikTok. Life hack. Çocuk kaçta niye hep düşüyor videoda ya? Çocuk oldu mu? Arkadaşlar. Siz nasıl sevdiniz bu TikTok hilelerini ya? Vallahi billahi ya. Şahangiller 6 senedir var. Hiç böyle 70 bin, 80 bin böyle bir günde, iki günde böyle like'lar görmedik. Demek ki sizin istediklerinizi bulmak önemliymiş. Yani böyle baktığınız zaman gerçekten çok şaşırtıyorsunuz bizi. Hatta geçen şey yaptık. Dedim ki işte arkadaşlar lastikle karpuz patlatma videosu mu çekelim? Yoksa TikTok viral mutfak hileleri mi çekelim diye şey yaptım. %82, %18 yani bayağı bir TikTok hilelerini istediniz. Ama şeyi de çekmek istiyorum. Karpuzu mu? Hatta şöyle diyelim, o zaman bu video eğer 50 bin like alırsa bir haftada, ki zaten artık TikTok hilelerinin hepsi aldığı için bunda da size güveniyorum. 50 bin like alırsa gönüllü ikimiz birer tane karpuz alacağız önümüze ve en hızlı şekilde lastikleri koyup patlatabilecek pazartesi videosu olarak da yapabiliriz. Yani önümüzdeki pazartesi videosu olarak eğer 50 bin like alırsa. Şimdi konumuz neler? Hepsini teker teker okuyalım ve yapalım. Şimdi mesela bazılarını ben gördüm. Videoyu indirmeyi unuttum TikTok'tan ama izledim, sonradan aklıma geldi. Hatta biz şimdi bu TikTok hileleri olayına devam edeceğimiz için aklıma geldikçe ya da İlker gördükçe ya da Gönül gördükçe ya şöyle bir şey gördüm TikTok'ta ya biz de yapalım mı videoda diyoruz. Ondan sonra o videoyu tekrar bulamıyoruz. Bulabildiklerimizi aldık. Bulamadıklarımızı da burada bahsedeceğiz. Yazdım zaten şu anda. Mesela en çok sevdiğim bir şey, yani çok ilginç gelen bana, tost ekmeğinin arasına böyle dondurma koyuyorlar. Sen bunu anlatmıştın değil mi sana? Ben o zaman insanlara anlatmıştım. Sen iki tane tost ekmeğini şeye koyuyorsunuz. İçine böyle dondurma alıyorsunuz. Dondurmamız var mı? Yani şey, çubuklu dondurma var, içindekini koyarız yani. Yok, o da olmaz. O zaman dondurma ekmekle olabilir. Beraber dondurma sipariş edecek. Dondurmayı alıyorsunuz. Dondurmayı ekmeğin içine koyuyorsunuz. Ondan sonra bir ekmek daha koyuyorsunuz. Onu böyle bir tane bardakla kesiyorsunuz. Yani yuvarlak bardağın altı ekmek, üstü ekmek, içi dondurma oluyor. Ondan sonra onun kenarlarını böyle sıkıyorsunuz. Dolaba atıyorsunuz. Bir saat, iki saat o orada dondurucuda donuyor. Tamamen donuyor. Ondan sonra onu alıyorsunuz. 1 saat 2 saat. Evet. Yani biz bunu çekerken de 1 saat 2 saat bekleyecek o, hazırlayacağız. Evet. Yani diğer hilelere bakarken orada iyice donmuş olacak. Ondan sonra onu alacağız oradan. Kızgın bir yağ var. Kızgın yağın içine pit atacağız. Böyle 5 saniye. Bir bu tarafını 5 saniye tutacağız. Bir bu tarafını 5 saniye tutacağız. Ekmek ne yapacak? Kızaracak. Yanacak. Ondan sonra tabağımızın içine koyacağız. Bir keseceğiz. Dondurma akacak. Ekmek sıcak. Anladın mı? Anladım. Geldik. Bunu nasıl yaptığımızı göstereceğim size. Bunu eğer yapabilirsek evde kesip dediğini çekiyor mu? Bence çok güzel bir şey olacağı benziyor. Çünkü düşünsene ya. Kaşığı ıslat istersen daha koyarız. Şimdi şöyle. Bunu da tam koyacağız böyle. Tamam mı? Tamam. Hı, nasıl bardak böyle istiyorsun? Ağzı büyük bir bardak lazım. Tamam. Ağzı bardak. Yok. Gayet güzel. Ne mi? Fazlalarını şuradan. Çıkmıyor. Tamam. İçinde streç folyo yapacağız mı aşkım? Yo, içinde dondurmasıyla bunu dolaba koyuyoruz. Şimdi bu burada iyice donana kadar arkadaşlar biz diğer hileleri çekelim. Biz de onu da zayıyoruz ayrı. Şimdi yumurtaların sarısını pet şişeyle çekme. Ha, bu zaten çok bilinen bir şey yani aslında. Bunu muhtemelen herkes görmüştür zaten de bu çok, evet. Yumurtaları böyle koyuyorsunuz. Hatta bir tane elle de yapabilirsiniz. Aynen, bir tane. Bence de. Ondan sonra ilk önce böyle basıyorsunuz. İçindeki havayı şey yapıyorsunuz. Ondan sonra bıraktığınız zaman hani pet şişe böyle böyle oluyor. Ondan sonra da bıraktığınız zaman geri böyle oluyor ya. Evet. İçine hava alırken sarısını alıyor sadece. Muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler varsa biz yine de bunu yapalım. Evet, şimdi geldik en güzel olaya. Şöyle hop, görüyorsunuz. Bir yumurtamız var, bir de şey var. Bir tabak var. Yumurtamızı kırdık. Çizdiği çıktı. Kısırda bak, sen de ben gibi. Arkadaşlar, dilenci değilim. Bir like'ınızı, bir yorumunuzu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Emrah? Aa, geliyor. Emrah! Yine like yorum istedi sizden değil mi? Ay bıktım vallahi, bir atıverin de ben de kurtulayım. Ne olursunuz ya. Gel buraya! Arkadaşlar, abone oldunuz mu? Abone olun. 3 tane olması lazım. Efemiz yok. Bak, bak.
Hadi aşkım. Seni bıraktım. Diyorsun ki kendimden geçerim, senden geçmem. Gönül hala sağ, gördüğünüz üzere. Çift sarılı yumurtayla denemeyin arkadaşlar. Olmuyor. Neyse bunu da koyalım da ikimiz yan yana kalalım. Sen misin ilacım? Evet, gördünüz değil mi arkadaşlar? Nasıl böyle kıt diye böyle diye çekiyor. Gördün mü ya? Evet, sırada bu bütün ev hanımlarının başına gelen bir şeydir. Bu arada var mı bizim kavanozumuz? Kavanozlu bir şey söyleyeceğim. Konserve mi? Var. Evet, tamam. Hiç açılmamış. Şimdi kavanoz açmak çok büyük bir derttir arkadaşlar. Mesela ben bekarlığımda da annem sürekli Emra! Efendim anne, şunu bir aç. Giderdim böyle. İlk başta böyle açamazdım. Ondan sonra şunu şöyle bir yapardım. Şöyle bir denerdim. Sofra beziyle denerdim. Aslında bunun çok kolay bir yöntemi varmış. Bu senin için de çok önemli aşkım. Valla ben genelde kapakları heba ediyordum. Bıçakla kenarına pıst yapıyordum. Onun havası açılırdı zaten. Sonra direkt açıldı ama o kapağı bir daha konservelerde kullanamıyorsun tabii ki. Yani. Bunda çok güzel bir şey var aşkım. Konserveyi böyle sıcak suyun, böyle bir sıcak bir suyu var. Görmüştüm. Sıcak suyun konserveyi ters çeviriyorsun, koyuyorsun. 30 saniye bekletiyorsun. Evet. Ondan sonra geri kaldırıyorsun. Pıst diye açılıyor. Açılıyor. O zaman açalım mı? Açalım. Bu videoya 50 bin like gelirse eğer biliyorsunuz gönlünden kocaman karpuzları alacağım. Pat diye patlatacağız böyle. Pat diye patlatacağız. O zaman ne diyoruz? Pat diye patlamak üzereyim. Neresine tutup tutup. Hatta şöyle yapalım. Eğer bu video 50 bin like alırsa cezasını da siz belirleyin arkadaşlar. Kazanan, yani ilk önce karpuzunu patlatan kazanan diğerine ceza versin. Cezayı da siz yazın yorumlar kısmına. Hadi bakalım. Yaz acımasızlar, yazın. Evet, şimdi kaynağın soğuması için suyumuzu kaynatıyoruz. Şu anda bekliyoruz. Gördüğünüz üzere cayır cayır kaynadı. Aşkım bu kaynar su bunu eritmez değil mi? Hiç olmaz. Tamam şöyle. Tamam. Evet, koyduk. Evet. Şimdi 30 saniye arkadaşlar. İlk önce bir deneyeyim onu ben bir. Bence hiç açılmamış. Hiç açılmamış. Menemenlik. Açarsan başka kavanoz yapacağım. Açılmıyor mu gerçekten? Tamam. Koyuyoruz. 30'a kadar sayalım. 1. Hop. Eline dikkat et şimdi. Aldık. Kaynağı su sonuçta. Peçete vereyim mi? Evet, suyun üstekini. Evet. Şöyle inşallah sıcak değildir. Sıcak mı? Vallahi bu puf yaptı. Evet, puf yaptı. Vallahi gördün mü? Hiç böyle azıcık pıst yaptı böyle. Evet. Kardeşim neler var burada? Bu sizin için çok önemli arkadaşlar yalnız ha. Şu içindeki zaten bu bakım yapan gibi şeyler var ya, plastikler şunlar. Onlar onlar gelmiştiği için. O zaman sıradakine geçiyorum. Makinasız tost diye bir şey var biliyor musun? Neyi tost? Bak bunun videosu var. Makinasız tost. Makinasız tost. Mesela evinde canın tost istiyor. Tamam, tost makinem yok diyelim. Tost makinen yok ama tavada tost yapacaksın. Sana çok güzel bir önerim var. Üzerine ağırlık ne basabiliriz? Şöyle yapıyoruz. Bak ağırlıkla alakası yok. Yağımızı tavaya attık. Evet. Yumurtayı yaptık. İki tane tost ekmeğini koyduk. Bak iyi izle. Ondan sonra adam ne yapıyor? Bu yumurta pişiyor. Altı da pişiyor ya. Evet. Ondan sonra bunu ters çeviriyor. Tamamen ters çeviriyor. Hı-hı. Ondan sonra bunun içine ince peynirini, salamını, yani tostun içinde ne olmasını istiyorsan, sucuğu, mucu ne. Ondan sonra ters çevirdiği zaman al sana tavada tost. Deneyelim mi? Hadi gel yapalım da bir yiyelim bakalım. Ama çok ilginç bir tost oldu. Yumurtalı tost. Tamam. Kahvaltıda güzel bir alternatif. Evet, kendisi. Çok güzel. Salam varsa salam koyabiliriz. Salamımız yok. Şarkıterimiz maalesef. Efe onun için çiğ çiğ yedi. Bunu çekecektin işte. Çekiyordum. Çekiyor muydun? Evet, ilk yumurtamız. Kim mi? At. Omletimizi döküyoruz. Tabii bizim yumurtalar çift sarılı çıktı. O yüzden biraz yumurtamız bol oldu. İkisi de çift sarılı çıktı. 4 yumurta oldu. Şu ekmekleri şöyle koyduk değil mi aşkım? Dur dur aşkım. Hemen değil. Hemen miydi? Hemen azıcık. İki tarafını buluyorduk sanki. Evet. Ha, iki tarafını da bulacaksın. Doğru. Şöyle duracak. Evet, evet. Evet. Doğru doğru. Hah, yapsa. Alt tarafı olacak ya, o yüzden bu pişecek. Tamam. Şimdi bu pişecek. Şimdi benim anlamadım, üzerine karşı kaşar koyacağız ya. Evet. Nasıl üzerine gidecek? Kaşar koymayacaksın aşkım, değil. Bak bu böyle olacak ya. Şimdi bu piştikten sonra bunu böyle atacağız. Bunu böyle. Ondan sonra içine nasıl kaşar atacağız, sonra katlayacağız. Katlayacağız, biraz daha şey atacağız, oraya gidecek. Anladın mı? Valla oluyor ha, videoda gördüğünüzün aynısı oluyor. Ne kadar
Kalın mı aşkım? Doğru yapmadım ben onu ya. Vallahi yapamadım yani. Çok yağlı ya kaşar. Ne yapıyorsun? Çok güzel bir şey yaptın ha. O zaman altını biraz kısalım. Tamam, şöyle azıcık mı kaşar koyuyorsun? Tamam, bunları... Ha tamam, gerçi üst üste gelecek bunlar değil mi? Tamam. Ha şimdi bunları böyle katlayacağız mı? Evet, biraz dursun, biraz daha pişsin. Haydi güzelim, şeker ezelim, bu sene... Kaşarı içinde cayır cayır eriyecek. Çok güzel ha, yani porsiyon porsiyon kahvaltıda yapılabilir yani değil mi? Aslında şunu da ben katlayacaktım da onu evet, yapamadım. Evet, ben de katlamanı bekliyordum. Ben de bekliyordum da niye öyle oldu anlamadım. Bir dakika sonra arkadaşlar... Böyle şuna koyalım, temiz bir tabak çıkartayım. Sonra bunun üzerine taze yeşil soğan doğranmış, böyle incecik 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 yuvarlak yuvarlak doğranacak. Şöyle üzerimi serpeceksiniz bunu. Mis! Buyurun servis. Yalnız harbiden çok güzel. Vallahi kahvaltıda, sahurlarınızda da yapabilirsiniz. Yumurtalı da, doyurucu da olur. Erimiş miydi kaşarınız evet. Benim sanki? Ha. Şimdi... O zaman bıçak ve çatal verelim ben sana. Şurada şöyle... Erimedi kaşar, bak ben sana dedim. Bak işte tam tost gibi oluyor şimdi. Daimi tost gibi değil de. Biraz biz çok az açtık. Demek ki birazcık açmak lazım şöyle. Fazla açtın şu anda. Ekmek direkt yanıyor bu sefer. Kaşar erimeye mi başladı? Evet. Bence gayet güzel oldu. Şimdi şöyle bir daha keselim. Bir dörde böl. Şunu. Dörde mi? Ha, dörde, bence dörde bölme. Çok parçalanır. Bir dur, bir sunumunu hazırlayalım da. İki saat uğraşıyorsun benim. İki saat uğraşmıyorum aşkım. Al. Sen bu sunum işini biliyorsun be Gönül Hanım. Daimiki nerede şimdi nerede? Resmen şu yeşil bir iki tane noktana kadar da... Değiştirdi. Harbiden sen bu işi biliyorsun. Nasıl biliyor gönlümde? Hayır bir değil yani yeşil soğan da çok güzel olur bu tost. Ben yeşil soğan sevmiyorum ama ben bu aha tostu var ya bunun gibi üç tane tost yerim. Artık bundan sonra tostum bu acı. Evet arkadaşlar bunu çok güzel yapabilirsiniz. Bizim kaşarımız biraz fazla kalındı açıkçası. Çok ince doğrayamadık. Evet. Evet o kaşarla alakalı. İnce bir kaşar lazım. Şöyle evet. Ama gerçekten kahvaltıda evet çok güzel bir tercih olabilir. Kesinlikle. Yani. Özgür Efe. Evet sahurlara da yapabilirsiniz arkadaşlar. Sahurda da gayet tok tutucu güzel bir öğün olur. Özgür Efe. Babacığım bir gelir misin hemen? Üfle biraz. Geliyor. Gel bakalım. Evet şimdi Özgür Efe'ye tattırıyoruz. Gel babacığım. Anne. Sıcak değil. Ha yok değil. Ne? Çok güzel dedi yemedi. Daha yemeyeceğim de karnı tok çünkü. Daha iyi ki kalan diğer benim yanlışlıkla yaptığım yumurtaları yedi. Yedi. Evet, aynen. Neyse o zaman sıradakine geçiyoruz hadi. Evet arkadaşlar videomuzun en başında biliyorsunuz kızarmış dondurma yapacaktık ama dondurmanın beklemesi gerekiyordu. O yüzden de havayı görüyorsunuz karardı, iftarlar açıldı. Mükemmel bir gece oldu ve bu gecenin sonunda İftarın yanında mükemmel bir tatlı yemek istemez misiniz? Evet o tatlı bu tatlı. Evet yapacağımız olay şu. İnşallah patlamayacağız. Kamera çalışıyor mu İlker? Çünkü çok sıkıntılı anlar yaşayabiliriz. Allah korusun. Evet. 5 saniye bu tarafını 5 saniyede o tarafını şey yapacağız. Çünkü dondurmanın erimemesi gerekiyor. Şöyle. Ya sıçratıyorsun. Ya dikiyorsun. Of. Oh. Ana. Allah Allah. Yağ aşkım. Evet, altını kapat. Altını kapat. Altını kapat. Evet. Mükemmel bir şekilde iftara tatlımız hazır arkadaşlar. Sağ solu inanılmaz berbat bir şekilde paramparça pislik ettik. Ama bu buna değecek arkadaşlar. İnanıyorum buna değecek. Çünkü çok merak ediyorum. Hani dondurma erimedi. Şimdi bakacağız dur. Dondurma zaten erir mi aşkım? Aha erimeye başladı. Görmüyor musun şurayı? Yakın çeker misin İlker? Hı. Maşallah nasıl erimedi aşkım? Aç ağzını bakayım. Yok, önce sen dene. Ölürsem ben öleyim yani. Her zaman önce sen kendin yiyordun. Bana hiç vermiyordun. Şimdi böyle bir şey bana denetmeye çalışıyorsun. Bence çok yağlı. Efsane güzel bir şey oldu. Gerçekten mi? Bence ya. İftardan sonra yenilebilecek çok güzel tatlı. Hayatımda yediğim en iyi tatlılardan biri olabilir yani ha. Yani içinde dondurma var. Erimeden İrfan. İrfan. İçinde dondurma evet var zaten. Evet, duygularını, duygularını bekliyorsun. Harika. Efsane değil mi? Ya böyle bir şey olamaz ya. Evet. Kıtır kıtır dondurma yiyorsun ya. Yemin ediyorum var ya inanılmaz. Bak kaç tane TikTok ileri çektik bu kadar heyecanlandığım hiç olmamıştı. Gerçekten bunu kesinlikle ama çok tehlikeli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hızlı çevirdim. Kızarır kızarmaz da aldım. Eğer o dondurma mesela içinde sulu olduğu için yağ eğer karışsaydı yağ patlayabilirdi. Çok da sıkıntı verebilirdi. Sağa sola patlayabilirdi. O yüzden dikkatli olun. Evinizde denerseniz de ananız babanız yanınızdayken deneyin. Çocuklar size söylüyorum özellikle. Evet. Ama efsane bir şey. Gerçekten ben çok beğendim. Ve kale ver hasene. O zaman sonuncu şeye geçelim. Bacak battı yine.
Zaten bir daha batacak şimdi. Sonuncuda da batabilecek bir şey yapacağız. İlker'in buluşu. O zaman ona geçelim. Evet. Sırada en ilginç şeylerden biri var. Yani bunun nasıl yapıldığını söylemiyor. Bak şu burada şöyle bir şey var. Direkt sanki yoğurt diyor. Dur bakalım. Sadece yoğurt bu. Ya ne yoğurdu? Ama yoğurt demişim ya. Sadece yumurta. Sadece yumurta değil. Hayır. Bak, ama şu burada anda sadece yumurta diyor aşkım. Değil aşkım. Bebeğim bak. Karışımına dikkat et. İyice dur şimdi. Bir daha başa alsın. Yumurta var işte, yumurtalar. Yummy. Başka da hiçbir şey yazmıyor. Dur bakayım bir daha izleyeyim. Ama yumurta çok koyu. Onun evet. İçine bir şey daha koyuyor bence. Ya da yumurtanın akıyla birlikte o kadar çok karıştırıyor ki. Farklı bir şey mi oluyor acaba? Deneyelim bakalım. Bir deneyelim. Olursa olur, olmazsa da demek ki içine başka bir şey koyuyor. Bizi yani, kandırıyor yani. Evet. Belki de bizi kandırıyor arkadaş. O zaman gidiyoruz. Evet, sonuncu hilemize geldik. Biraz önce izledik zaten beraber. İlker'le beraber. Bunu İlker bulmuştu. Merak ediyorum ama bence çok saçma. Bunun olacağını düşünmüyorum. Çünkü olursa eğer... Hayatımızda çok şey değişebilir arkadaşlar. Bence çok saçma. Birçok şeyi. Yani yumurtanın bir kere kıvamı şey değil yani. Sert durabilecek kadar, çıtı çıtı durabilecek kadar şey değil. Şimdi mutlaka ya un ya nişasta bir şey var diye düşünüyorum. Kabuk düştü de onu bir alırız. Ha, sen onu bir çırp bakayım şimdi. Şunu şöyle koyalım. Yok abi, durmuyor ki zaten. Durmuyor mu altında? Baksana, durmuyor ki İlker. Bence bu direkt fake yani bak. Şöyle yapıyorsun, çekiyorsun, direkt böyle oluyor. İşte yani olmaz. Buna az bir şey, bak az bir şey nişasta, az bir şey de un koy. Nişastamız yokmuş arkadaşlar, un koy. Bir kaşık un koyduk iki tane yumurtaya. Bence bu sefer olabilir. Şimdi bir bakalım, olmazsa ya biraz daha şey koymamız lazım. Ya içine dökülmesin abi, dikkat edin. Buraya gel, oradan oraya yapacaksın. Batmadım. Şu anda cayır cayır yanıyor mu? Aşkım yanıyor. Olmayacak ya. Şey yapsak? Dışını mu kaplayalım? Yok. Bir daha geçelim. Geçelim. Aa bak, boğuldu aşkım. Demek ki o, biz hani sürekli denedik ya aşkım, yumurtayı soktuk çıkardık, soktuk çıkardık. Onun poposu şey oldu. Daha kaygan sıvı oldu. Olduğu için kaygandı demek ki. Evet. Demek ki tam uzaylı oldu ya. Evet. Ne gerek var ki böyle bir şey. Yani sunum için bu kadar uğraşmaya gerek var mı? Ben çıkartmaya çalışacağım bunu. Dur bakalım. Ben şuradan bir tane. Tam kızardı mı sence abi? Çıkar mı? Yok, benimki olmamış. Benimki bayağı yumuşak olmuş. Bak aşkım. Bence var ya, zaten buna un değil. Bence sertleştirici nişasta koymamız gerekiyor. Evet. Bu unla olacak iş değil. Bu bildiğin şey oldu ya. Dur bakayım. Krep gibi. Değil mi? Tuzsuz krep gibi. Evet, krep oldu. Ve güzel oldu yani. Evet, yenebilir. Ama sanki seninki gibi olacak gibi ya. De bu gerçekten kepçeden nasıl ayrılacak yani? O hemen tuk diye çıkartıyordu videoyu. Evet. İşte onun içinde bence başka bir şey var ya. Kandır dilir bizi. Zeytinyağı oldu. Baksana şuna. Evet, yok ya. Fake ya. Kesinlikle. Ya bu fake. Bunun hiçbir türlü şeyi yok ya. Bunda bilmediğimiz bir şey var. Neyse. Amma ve lakin cumbur cemaatin, çok hoşuma gittin sen diyoruz ve... Arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu videoya dediğim gibi eğer 50 bin like gelirse haftaya Perşembe günü de karpuz challenge yapacağız Gönül'le. Bakalım Gönül mü, ben mi? Dediğim gibi karpuz challenge'da kaybedenin cezasını da siz verin. En çok kim ne cezası verirse, en güzel cezalardan birini Gönül seçsin. Tamam. O zaman videonun kapanışını yapabilirsiniz Gönül Hanım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüyorsunuz ki emek veriyoruz. Çekmeye başladığımızda sabahtı. Şu anda iftarlar yapıldı efendim. Çaylar, keyifler yapılmaya başlandı. Biz hala videomuzu yeni bitirmiş bulunuyoruz. Abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın, şangilerde kalın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi davranın. Hırpalamayın kendinizi. Dövmeyin birbirinizi. Adam gibi sevin birbirinizi. Hocam, hocam. Hocam.